Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle endeksleri ve hisseleri dolar bazlı incelemek ne demektir, bunun önemi nedir ve bizlere nasıl bir yarar sağlar konusunu işleyeceğiz. Bir takipçimiz teşekkür ederim buradan yorumlarda yazmıştı böyle bir video çekebilir misiniz diye. Ya da özür diliyorum bana mail olarak yazmıştı. Böyle bir dolar bazlı inceleme video çeker misiniz diye. Ee, şimdi onu çekiyorum. Hisseleri neden dolar bazlı incelemeliyiz ve endekslere de bizzat hisselerde neden dolar bazlı bakmalıyız? Şimdi bunun için iki tane teorimiz var. İki tane incelememiz gereken konumuz var. Birincisi enflasyon kavramı. ikincisi ise yabancı yatırımcı kavramı. Şimdi birincisinden başlayalım. Enflasyon kavramını şu şekilde borsalarla birleştireceğim. Şu anda 1 TL'ye gidip bir su alabiliyoruz değil mi? Ama bundan 40 sene sonra 1 TL'ye bir sakız bile alamayacağımızı biliyoruz. İşte bu kavram enflasyon yani paranın değer kaybetmesi olayıdır. Aynı şekilde şu anda 6 liraya bir pet kimisesi alıyorsak bundan 30 sene sonra 6 TL'ye bir pet kimisesi alamayacağız enflasyondan ötürü. Paramızın değer kaybetmesinden ötürü ve tabii şirketlerin değerlenmesi araya birçok rasyo girse de temel enflasyonun sebebinden bahsediyoruz. Nasıl 1 liraya aldığımız suyu 30 sene sonra alamayacaksak 6 liraya aldığımız pet kimi de 30 sene sonra alamayacağımız varsayılıyor. Şu anki enflasyon verilerine göre şu an %15 bir enflasyon var. Peki Dolar bazlı incelemenin bu konuyla ne alakası var? Hemen bağdaştıralım. İnsanların dolar alması ve altın alması, hatta son dönemde kripto paralara kaçmasının nedeni de altını bilirler ki enflasyona yenilmeyen dolar, enflasyona yenilmeyen bir para birimidir. Bu yüzden benim param değer kaybetmesin diye ben dolar alırım diye düşünüyorlar. Çünkü Amerika'ya enflasyon olarak baktıkları zaman ortalama %1, %2 civarlarında genel olarak yıllar boyunca seyrettiğini. Şu an yanlış bilmiyorsam %2,5 bir enflasyonu var. Genel olarak %1-2'de enflasyon seyrettiğini bildikleri için dolara kaçarım. Param en azından değer kaybetmez, en azından alım gücümü koruyabilirim diyorlar. Tam bu şekilde olmasa bile şu anda 1 dolara 1 su alabiliyorsam 30 sene sonra da 1 dolara hemen hemen bir su alabileceğimi varsaydığım için ben dolara kaçmalıyım. Doları güvenli araç olarak kullanmalıyım diye düşünüyorlar. Biz de bu yüzden hisselere dolar bazlı bakmalıyız ki enflasyonun olmadığı varsayıldığında nerelere gidebiliyor neler yapabiliyoruz. İkinci konu yabancı oranlarına bunu açıkladıktan sonra geleceğim. Şimdi Petkim'e geldik. Petkim hissesini yazdığımız zaman normal grafiği çıkar TL bazlı. Petkim'in yanına gelip bir slash koyup USD yani dolar TRY yani Türk lirası yazıp Enter'a bastığımız zaman Petkim'in dolar bazlı incelemesi gelir. Şimdi burada ne yapabiliriz? Öncelikle şunları söyleyebilirim ki herhangi bir hisseyi dolar bazlı incelediğimiz zaman aynı teknik analiz kuralları hemen hemen geçerlidir ve kullanabiliriz. Burada bir başka bakacağımız en büyük nokta ise şuradan tümünü seçtiğimiz zaman Petkim'in yıllar boyunca en üst dolar bazlı zirvesini görebiliyoruz. Bakın sene 2018 Şubat 1'deyken 1 lira 25 doları pardon 1 dolar 25 centi görmüş. Yani bir hesap makinesine geçtiğimiz zaman 1.25 çarpı şu anki kuru 8.10 aldığımda 10 lira. Yani Petkim'in şimdi tekrardan Petkim'e döndüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Tümünü aldığımız zaman ya Petkim şu an zirvesinde ve daha ileri gidemezi düşünürken aslında Petkim'in 10 TL'lerde bir dolar bazda seviyesi var. Yani 10 TL'lerde bir hedef diyebiliriz. Şu an çok inandırıcı gelmese de şu şekilde yaptığımızda inandırıcı hale geliyor. USD TR'ye yazıyoruz tekrardan. Haftalığa geçiyoruz. İlla en pik zirvesinden hesaplamak zorunda değiliz. Buradan bakın bir destek direnç ölçebiliriz. Dolar bazlı baktığımız zaman şurada bir destek, özür diliyorum direnç görüyoruz değil mi? 84 kuruşta. Hemen hesap makinesimize geri geçiyoruz. 0,84 çarpı 8,10. 6 lira 80 kuruş. Yani tekrar petkime geçtiğimiz zaman bu sefer petkimin 6 lira 80 kuruşta bir desteği olabileceğini burada biliyoruz. Yani şu şekilde grafiklerin çok hızlı arttığı noktalarda üst dirençleri bulurken mutlaka dolar bazlı grafik kullanmalıyız. Aynı şekilde bunu düşüşlerde de kullanabiliriz. Aynı şekilde bakın tekrar geçelim. Düşenmeyelim. Dolar bazlı grafikte aynı şekilde destek dirençlerde çizebiliriz. Hareketli ortalamaları da kullanabiliriz. Aynı zamanda işte Fibonacci'leri burada da kullanabiliriz, İndikatörlere burada da bakıp çift yatırım biliyorsunuz. Çok önemli bir araştırma istemiş. Ve burada double check yapma, çift check etme imkanına sahip oluyoruz. Şimdi gelelim. Şimdi geldik BIST 100'e. BIST 100'de neyi konuşacağız biz? BIST 100'de diğer kavrama yabancı yatırımcı kısmına geldiğimiz zaman. Şimdi yabancı yatırımcı olduğunuzu düşünün. 2015 senesinde hemen dolar TL'ye geçelim. 2015 senesinde geldiğinizi düşünelim. 2015'in siz Ocak ayında geliyorsunuz. Hadi şu zirve olsun. 3 TL, 3 dolar. Yani 1, te, 1 dolar 3 TL iken geldiniz. Ne kadar paranız var sizin? 1 milyon TL'niz var. Peki hisselere atacaksınız, borsamıza atacaksınız. Bunu TL'ye dönüştürmeniz lazım. Size ne kadar verdiler? 3 milyon TL verdiler. Siz 3 milyon TL'yi bo borsaya attınız. 2015'te attınız. Bakalım. 2015'te Evet burada 2015'te borsa attınız. Hadi biz dip noktadan attığınızı düşünelim. O kadar iyisiniz dip noktayı buldunuz. Paranızı %130 katladınız. Yani 2 katından daha fazla katladınız. Ben 3 kat olarak varsayayım. Hadi yani katlamadınız ama 3 kat katladığınızı dipten girip tepeden çıktığınızı düşünelim. Ne oldu sizin? Ne kadar paranız vardı? 3 milyon TL'niz vardı değil mi? 1 milyon dolarla gelmiştiniz. 3 milyon TL almıştınız. Ardından 3 milyon TL'yi borsaya atmıştınız ve 3'e katlayıp 9 milyon TL'niz olmuştu. Şimdi hesap makinesine gelelim. 9 milyon TL'niz var. Bölü 8.37 dolar kuru. 8,35'ten alalım onu da. iyimser olalım. Sizin 1 milyon 77 bin TL. 1 milyon 77 bin dolarınız var. Yani siz 5 sene hatta 6 senedir 77 bin dolar için beklediniz burada. Dolar bazlı incelemenin işte yabancı gözünden de işi bu şekilde. O yüzden istenilen şey borsaların ve değerlerimizin, firma değerlerimizin artması Aynı zamanda doların sabit kalıp hatta aşağı yönlü hareket etmesidir. Yabancı yatırımcı en çok bu zaman gelir. Çünkü hem borsada kazanacak hem de çıkarken dolar bazlı kazanacak. Bu yabancı yatırımcı gözündendi. Bizim destek dirençlerimizde kullanabilmemiz için şimdi iki şeyi tekrar sayıyoruz. Destek dirençlerimizde kademeli alımlarımızda da aynı zamanda indikatörlerimizde, formasyonlarımızda dolar bazlı hedef noktaları çizmemizde kullanıyoruz bu grafiği. Aynı zamanda yabancı yatırımcı gözünden bakmak istediğimiz zaman yabancı yatırımcı Biraz izleyip ona göre hareket edebilmeyi bilmek istediğim zaman da bu ikinci stratejiyi kullanıyoruz. Özet olarak dolar bazlı incelememizin hisseler önemi budur. Yani dolar bazlı size incelemeyi gösteriyorlar ama önemini anlatmıyorlar. İşte önemi tam olarak bu manaya geliyor. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.